Selam tekrardan kanalıma ve yepyeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber okul vlogu 2'yi çekiyoruz. Geçen haftalarda büyük ihtimalle okul vlogunun ilkini yüklemiştim ve size çok güzel geri dönüşler almıştım. Ve o yüzden dedim ki yine geldim okula, o yüzden yine çekeyim. Yani ilk videoyu attığınız yorumlar için gerçekten çok fazla teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiniz. Bugün Yasin arkadaşım gelmeyeceği için açılışı ben yapmak zorunda kaldım. Ve artı olarak da şu an sınıfta kimse yok. O yüzden maskemi de çıkardım. Az sonra tekrardan takacağım. Bugün yine ne olacak bilmiyorum. Okuldayız yani, maskeliyiz zaten. Çok yapabileceğimiz bir şey yok. Yani yine kısa olur büyük ihtimalle bu videoda diye düşünüyorum yani. Ama yine de sizinle yine tekrardan okulda bir gün geçirmek bence güzel olur diye düşündüm. Umarım videoyu severek izlersiniz. Şimdi Sara da geldi ve şöyle bir sıkıntı var, hatırlıyorsunuzdur salı günkü vlogu. Biz 5 kişiydik arkadaşlar, 5 kişiydik. Yasin, Zeynep Köse, Eylül Elbasan ve ben ve Sara. 5 kişiydik. Ve şu an... Kimse yok. Kimse yok. Bulmuşsunuz. Ay, bir de bugün ağır dersler var. Hani sevdiğim. Evet, mesela geçen hafta yani salı gününde işte İngilizce vardı. İşte edebiyat vardı, resim vardı. Bugün tek boş olan dersimiz beden. Onun haricinde ne var? İşte biyoloji, kimya, matematik. Fizik, matematik, bulgu, sayısal derse hepsi var. Ve benim bilgim ne biliyor musunuz? Bu kadar. Yok yani, yok denecek kadar az. Şok oldum şu an. Ne yapacağız bilmiyorum. Ne yapacağız canım? Oturup dinleyeceğiz de yani. Haftaya gelmeyiz artık diye düşünüyorum. Şimdi iki kişi var demiştim. İki arkadaşımız daha geldi maalesef ki. Ve 4 kişi olduk ve hoca hala yok. Kimya hocamız. Zaten bir dersi saatiydi ve 21 dakika geçti. 9 dakika var zaten dersinin bitmesine. Yok. Ve gayet boş bir gün. Gayet salaş ve normal bir gün yani. Ve hoca gelmedi. Diğer derslerde de bence ders işlenmez diye düşünmüştüm 2 kişi olunca. Ama 4 kişi olunca işlenir tabii arkadaşlar sayesinde. Öyle yani. Oturuyoruz, bekliyoruz hocayı. Çünkü müdür yardımcısı geldi az önce. Hocanız öğretmenler odasında dedi. Gitti. Ama sonra hoca yok yani. Bilmiyorum. Belirsiz. Şimdi Almanca dersinden de çıktık ve bahçeye çıktık. Çünkü hava hem çok güzel bugün. Gerçekten dünkü kadar, ay dünkü diyorum. Bu hafta salı günü kadar ki güzel. Ve onun haricinde sınıfta gerçekten çok fazla ses var. Canım arkadaşlarım, canım sınıf arkadaşlarım çok fazla konuşuyorlar. Ve sesleri çok kalın. Yani kitap okuyayım desen okuyamıyorsun. Konuşayım desen arkadaşını duyamıyorsun. O yüzden çok fazla ses var gerçekten. Almanca dersi çok güzeldi. Hoca güzel sohbet etti yani. Benim hoşuma gitti. Ve onun haricinde de şimdi biyoloji dersine girecekmişiz. En nefret ettiğim derslerden biri biyoloji. Hoca duymasın diye. Yok valla ben hocaya da söylüyorum zaten. Diyorum hocam hani sevmiyorum dersi ve yapamıyorum da. Hoca da diyor ama sınavdan iyi not aldım. Olabilir yani. 3 dakika daha var. Bizim zil 2 kere çalıyor. Bir teneffüsün ortasında bir de en sonunda çalıyor. Ama değişik bir sistem yani. Şimdi maskemi değiştirdim ve öğle yemeğimi yiyeceğim. Çünkü acıktım artık ve çok fazla gerçekten yoruldum. Bir de fizik dersinden çıktım ve biraz ruhum kemirildi gerçekten kelimenin tam anlamıyla. Ruhum öldü. Hemen kendi salatamı hazırlayacağım. Size de göstereyim hatta. Salata getirdim okula. Şu hayatta en sevdiğim şeylerden biri zaten salata. Onu getirdim. Başka ne olabilirdi? Şekilde salatamı hazırladım. Annem koymuş kaba. Burada da işte zeytinyağı falan koymuştu. Onları koydum. Üzerine de biraz basa kırdım ve gerçekten kelimenin tam anlamıyla mükemmel. Okula götürebileceğiniz en sağlıklı şeylerden biri. Hemen şimdi bunu yiyeceğim. Şimdi yine buradayız ve son dersimiz var aslında matematik ama hoca dedi ki dışarı çıkalım dedi ve biz de beraber dışarı çıktık. Beden dersi vardı ve beden dersinde ben o kadar çok bağırdım ki yani Mete asla hiçbir şey atamadı zaten. Mete yani en iyi kim oynadı? Asla kim oynadı? Gerçekten... Yanlış kişiyi savundu. Yanlış hayır, kişiyi savundu. En iyi kim oynadı? Ben değil mi? Hayır hayır. Eylül asla değil. Eylül kendini de yere atıyor. Hayır bir dakika. Sen
Bakın o kadar çok tezahürat yaptım ki ve o kadar çok destekledim ki onları ama asla kazanamadılar ve beceriksizler gerçekten. Hatta iki tane yeni kızla da tanıştık bizim okuldanlar yine. Eğer ki onlar da bu videoyu izliyorlarsa onlara da selam olsun. Çok tatlı, çok tatlılardı yani. Onun harici onlar kazandı. Biz kazanamadık 9E olarak. Ona bir tık üzülmüş olsam da Mete yüzünden olduğunu düşünüyorum. Çünkü Mete asla oynayamadı. Yani en iyi bakın. Oynamayan kişi olarak Ali en iyi oynayan bendim. Çünkü o kadar çok destek verdim ki onlara. Gerçekten söylüyorum. Çok fazla destek verdim. Gerçekten söylüyorum yani. Mete bir gıdım dahi oynayamadı. Bir gıdım dahi oynayamadı. Yalan atmıyorum.